Evet, şimdi açlık tedavisinin 7. günümdeyim ya. Hani. O yüzden sizlere Aydın Salih'in kitabından okumak istiyorum ki açlığın hikmetini talim edelim. Diyor ki, karaciğer ve bağırsaklardan dışkı ile akciğerlerden öksürük ve nefes ile beyinden hapşırmak, gözyaşı, kulak akıntısı ve geniz akıntısı ile böbreklerden idrar ile kandan ter ile metabolik atıkları atmaya başlar. Bu ağır işin gerçekleşmesi sırasında çok enerji harcanır. Bu enerjinin temini için önce glikojen ve yağ depoları kullanılır. Onun için açlığın ilk 3-4 gününde her gün 1-1,5 kilogram verilir. 3-4 gün sonra temizlenen kan, damarların duvarlarında oluşan kolesterol, toksin ve kireç tabakasını eriterek vücuttan atmaya başlar. Bugünlerde insanın ağzı, nefesi ve teri ağır kokar. Tükürüğü artar, koyulaşır ve yapışkan olur. İdrar da koyulaşır, kokusu ağırlaşır. Bu sırada kum ve taş dökülebilir. Titremek, tansiyonda düşmek veya yükselmek gözlenebilir. Mide bulantısı, kusmak, kaşıntı olabilir. Aft, uçuk, sivilce, çıban ve yaralar çıkabilir. Ancak ibadetli insanların orucu rahat geçer. Sadece hafif titremek olur veya nabız düşer. Açlığın 5. 7. günü ağızdan ve deriden aseton kokusu gelmeye başlar. Bu koku vücudun iç beslenmeye geçtiğini gösterir ve o gün herkese ağır gelebilir. Çünkü o gün açlığın tesiri hücrelere iner ve değişime uğrayan hücreleri temizlemeye başlar. Temizlenmesi mümkün olmayan hücreleri tek tek parçalayarak besine dönüştürür. Yani hastalıkları kökten yok etmeye başlar. Birikintileri eriterek kısmen kullanır, kısmen dışarı atar. 5. 7. günden sonra kahverengi, çok kokulu büyük abdest, abdest değil mi? Gelebilir. Kadınlarda koyu kırmızı, kahverengi veya yeşile dönük, parçalı ve kokulu adet kanaması olabilir. Bugünlerde oruçlunun tükürüğü iltihaplı yaraları iyileştirir. Kulaktaki mantarı kurutur. Virüsü yok eder. Yeni oluşmuş kataraktı eritir, akrebi bile öldürebilir. Bu süreçte kilo kaybı azalır. Günde 500-700 grama iner. 7. günden itibaren kilo kaybı günde 300-360 grama, 21 gün sonra ise 120-150 grama iner. Kilolu olanlar daha fazla kilo verebilir. Açlık sırasında su içilmez ise su temini için daha çok hasta hücre kullanılır. Dolayısıyla iyileşmek daha kısa zamanda gerçekleşir. Ancak susayanların su içmesi gerekir. Susamak, toksinleri eritmek için vücudun suya ihtiyacı olduğunu gösterir. Bağışıklık sistemi
Hasta ve zikirden vazgeçen hücreleri parçalayıp yok edince iştah açılır. İştah açılmadığı sürece oruca devam etmek gerekir. Açlıktan niyet çok önemlidir. Açlığa niyet edildiğinde bağışıklık sistemi, her organ ve her bir hücre kendisini bu niyete göre programlar. Açlığın her günü için belli miktarda fazlalığı atmayı ve harcamayı planlar. Vücudun programını bozmamak için niyeti bozmamak gerekir. Açlıktan korkmak için sebep yoktur. Açlıktan zarar gelmez. Çünkü Allahu Teala'yı zikreden hücreye kabirde kurt böcek dokunamadığı gibi açlık da zikreden hücrelere dokunmaz. Açlıkta beden de aç kalmaz. Çünkü her bir hücrede her zaman 40 günlük zahire rızık vardır. Bununla birlikte vücut yıllarca toplanan birikinti ve değişen hücreleri gıdaya dönüştürerek kullanabilir. Bunu idrak edebilenin açlığı rahat geçer. Açlık yapamayanlar vesaire vesaire devam ediyor. Evet. Açlık ile ilgili en başta okumanızı istediğim ve size tavsiye ettiğim Kur'an-ı Kerim'in ayetleri ve Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin yani üstadımın risaleleridir.